Türkiye'de küçük çocuklara şu anda resmen mülteci sevgisi aşılanıyor. Hem de öyle sadece bir iki kere değil neredeyse her sayfada bu tarz şeyler görebilirsiniz. Bunların sayısı artık çok fazla böyle internetten birazcık araştırma yaparsanız zaten fotoğraflarını paylaşan insanlar olmuş. Küçük kardeşim kitabında bunları buldum falan yazanlar var. Eğer ki bu kanalda yeniyseniz ve mülteciler hakkında fikirlerimi bilmiyorsanız önceki videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Bu konudaki fikirlerim zaten sabittir kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Cumhurbaşkanına göre Türkiye'de neden herkes mültecileri sevmek zorunda ben buna anlamıyorum. Biz bunları dile getirdiğimizde bir de ırkçı oluyoruz. Kendi ülkelerinde yaşasınlar veya başka bir yerde olsunlar eyvallah. Bizim onların ırklarına karşı bir düşmanlığımız yok. Fakat Türkiye'yi bir başkasıyla paylaşmak zorunda değiliz. Herkesin genelde sadece bir vatandaşlığı olur. Çifte vatandaşlar tabii ki de bir istisna. Normalde hangi ülkenin vatandaşıysan o ülkede diğerlerine nazaran senin sözün geçer. Fakat Türk vatandaşıysanız eğer maalesef ki bu durum böyle olmuyor. Elin Suriyelisi, gurbetçisi gelip de senin ülkeni bu adam yönetecek diyebiliyor. Senin ülkenin ekonomisi düşecek diyebiliyor. Bu adamlar seninle aynı ülkede yaşamamasına rağmen senin hakkında kararlar verebiliyorlar. Hal böyleyken de biz mültecileri göndermek istediğimiz zaman hala bizi sevgi aşılamaya çalışıyorlar ya gerçekten yazıklar olsun. Baktılar ki bizden umut yok. Bu sefer de küçük çocuklara yönelmişler. Çocuklar zaten belli bir yaşa kadar sadece öğrenirler. Mesela sen bir çocuğa eğer ki kötü şeyleri iyi bir şeymiş gibi gösterirsen ve bu şekilde öğretirsen o çocuk gelecekte kötü bir insan olur ve emin olun büyüdüğünde bunları değiştirmek çok daha zordur. Çünkü insanlar genellikle 6 yaşına kadar öğrendiği şeylerden sorumlulardır. Bunlar değişebilir mi? Tabii ki değişebilir fakat dediğim gibi gerçekten zor. O yüzden şu anda çocukları kandırmak elbette çok kolay çünkü her şeye duygusal bakıyorlar. Mültecilere iyi insanlarmış gibi gösterip kandırmak basit. Ama söz konusu belli yaşa gelmiş insanlar olunca bu insanlara yanlışı öğretmek artık çok zordur çünkü iş işten geçmiştir. Çocuk dediğimiz kişilere okullarda bence sadece temel kavramların öğretilmesi gerekiyor. Yok mülteci sevdasıdır, siyasettir, odur, budur, şudur bunlara gerek yok ki. Çünkü bunlar büyüdüğünde kendisini karar vermesi gereken şeyler. Siz sadece onlara temel şeylerden bahsedin. Bırakın gelecekte kendi kararlarını kendileri versin. Eşim şimdi diyeceksiniz ki biz bu şekilde öğretince gelecekte kendi kararlarını kendi veremiyor mu? Evet veremiyor. Çünkü insanların yanlış öğrettiği şeyler artık onun karakterine oturacağı için gelecekte bu insanlar kararlarını değiştirmekte zorlanıyorlar. Çocukken öğrendiğiniz şeyleri büyüdüğünüzde değiştirmek cidden zor bir şey. Bir şeyleri öğretmek ile aşılamak arasında dağlar kadar fark vardır. Çocuklara belli başlı bilgiler verebilirsiniz. Bunlar normal şeyler. Fakat bu tarz görüşleri onlara aşılamak bence çok yanlış ya. Çünkü çocuk buradaki cevaplara baktığınız zaman kendisi bir şeyler düşünerek cevaplamıyor ki. Siz burada resmen bu çocuğu yanlış çıkkı seçmeye zorlamışsınız. Bir de ben şunu da anlamıyorum artık bu konu hakkında da konuşmak istiyorum. Geçenlerde Cumhurbaşkanı mülteciler ile alakalı şöyle bir açıklamada bulunmuş. Ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Irak, İran fark etmiyor. Biz Muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal siz ne derseniz deyin biz oradayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na burada sormak istediğim bir soru var. Bu biz diye hitap ettiğiniz kişi kimler? Ben değilim. Beni izleyenlerin %99'u da değildir. Hatta ve hatta Cumhurbaşkanı'nı destekleyenlerin %80'i de değildir artık. Çünkü insanlar da artık son zamanlarda gördüğüm kadarıyla illallah etmişler. Bıkmışlar yani. Biz bu adamların ülkesine geri gitmesini istiyoruz. Biz sizin gibi düşünmüyoruz. O yüzden lütfen biz demeyi bırakın. Biz göndermek istiyoruz çünkü. Açık açık istiyoruz. Bu arada çok kısa bir şekilde şundan da bahsetmek istiyorum. Geçenlerde bir tane topluluk anketi açmıştım sizlere. Birçoğunuz benimle aynı görüşteymiş. Ben de şu anda Zafer Partisi'ni destekliyorum. Fakat Zafer Partisi'ni destekliyorum demek seçimde ona oy vereceğim anlamına gelmiyor. Seçim zamanına kadar ölçeceğim, tartacağım eğer ki kendini bozmazsa kendilerini desteklemeyi düşünebilirim. Çünkü olay şöyle aslında. Ümit Özdağ ben de destekliyorum evet. Ama bir yandan da bir korkum var. Fark ettiyseniz her seçim öncesinde ufukta bir tane adam belirdi böyle. Bize vaatleri verdi de verdi, verdi de verdi. Ekonomi şahlanacak diyen oldu, her şey çok güzel olacak diyen oldu fakat hiçbir şey güzel olmadı ekonomide şahlanmadı. İşte tam da bu yüzden de bir korkum var. Ümit Özdağ benim için bir seçenek. Evet bunu kabul edebilirim ama bu seçeneğimin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Fikirlerim her an her şekilde değişir fakat değişmeyecek tek bir şey var ki malum bir kişiyi bu konuda asla desteklemeyeceğim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.